için faydalı, benim neresi için daha çok faydalı olacağıma kanaat getirirlerse tabii ki oraya gitmekten asla uzak durmayacağım. Benim için o kadar fark etmiyor. Erkenden duyurmuşsun ya. Hocam bir ciddiye alın diye. Hazır mı hocam? Tamam. Yeter. Tamam. Süper oldu. Tamam hocam. Buyurun. Basına ve kamuoyuna değerli basın mensuplarımız, bilindiği gibi geçen ay rektör yardımcılığı görevinden ayrılırken siyasete girmeyeceğimi belirtmiştim ve Haziran 2015 seçimleri için bana adaylık teklifinde bulunma nezaketini gösteren HDP yetkililerine de tercihimin üniversitede kalarak özellikle barış ve çözüm sürecine olumlu katkıları olan Kürtoloji çalışmalarına daha büyük bir ivme kazandırmak olduğunu ifade etmiştim. Ancak bu ivmeden rahatsız olanlar 4 yıldır hayatı bana ve ekibime zehir etmeleri yetmiyormuş gibi binbir emekle eğitip donattığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı için seçmeli Kürtçe dersi öğretmeni olarak yetiştirdiğimiz adaylarımızın da geleceklerini karartmaktan çekinmediler. Bilindiği gibi daha 3 gün önce bu mezunlarımızdan 3'ü verilen sözler tutulmayıp atamaları yapılmayan diğer bazı mezunlarımızla birlikte dönüşümlü açlık grevine girdikleri bir sırada izledikleri veya izlettikleri söylenen bir film örgüt propagandası sayılmış ve ceza almışlardır. Düşünün, bir devlet bir yandan memleketin selameti için bir örgütün lideriyle resmi görüşmeler yapıyor, öbür yönden aynı devletin öğretmeni olmak isteyen 3 mezunumuz o örgütün propagandasını yapmak suçundan ceza alıyor. Aslında birkaç aydır Kürtoloji birimimiz üzerinde kara bulutlar dolaşıyor, daha doğrusu dolaştırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mardin Artuklu Üniversitesi Kürtoloji biriminde yapılanlar başlı başına bir devrim niteliğindedir sözleri, başımıza geçirilen bir çuval olarak karşı devrime dönüştürüldü ve dönüştürülüyor. Bu yöndeki bazı gerçekleri yüz yüze dile getirmek için hem üniversitenin resmi müracaatı olarak hem de siz basın mensupları aracılığıyla Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızdan randevu istediysem de şimdiye kadar bir yanıt verilmedi. Eğer HDP adayı olarak Haziran ayında yapılacak seçimlerde meclise girmek kısmet olursa hem genelde Mardin Artuklu Üniversitesi'ni hem de özelde Kürtoloji birimini yalnız bırakmayarak onlar için mecliste mücadele edeceğim. Şayet şu veya bu nedenle meclise girmek kısmet olmazsa üniversitedeki görevime döneceğim ve hiç kimsenin dilinden, dininden, inancından ve cinsiyetinden mağdur olmayacağı katılımcı demokratik bir üniversite anlayışının hakim olması için ekip olarak mücadelemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Varsın bizi de tutuklasınlar, ne yapalım? Mecliste olsun, üniversitede olsun, barış ve çözüm sürecinin başarıya ulaşması için elimden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğim. Halkların ve inançların eşit kardeşliği için AKP'nin elinin güçlü olması kadar HDP'nin de elinin güçlü olması gerektiğine inanıyorum. HDP sadece Kürtlerin değil, Türkiye'deki tüm halkların ve inançların partisidir. Dolayısıyla HDP'nin elini güçlü kılmak için Türkiye'deki tüm halkların ve inançların el birliği yaparak onu barajın üstüne çıkarmaları çok önemlidir. İçin bu çok önemlidir. IŞİD'in ve Emevi zihniyetinin İslam'a rağmen İslam anlayışı yerine Ebu Zer'in, Selahaddin Eyyubi'nin ve Said-i Nursi'nin demokratik İslam anlayışlarının hayat bulması için bu çok önemlidir.
Bakın size bu üç şahsiyetin İslami anlayışlarını yansıtan üç anlamlı olayı aktarayım. Ebu Zer, Hazreti Peygamber'in sosyal adaleti savunan yakın çok odalı bir saray yaptırmış ve adını Yeşil Saray koymuştu. Muaviye halkın parasıyla yaptırdığı bu sarayı Bizanslılara karşı bir onur ve ihtişam göstergesi olsun diye yaptırdığını söylüyordu. Bunun İslam'ın sosyal adaleti ile bağdaşmadığını söyleyip itiraz eden Ebu Zer'i devrimcilikle ve halkı kendi yönetimine karşı kışkırtmakla itham eden Muaviye ile Hazreti Osman anlaşarak onu ıssız Rebeze çölüne sürgün ettirmiş ve bu İslam devrimcisi bu çölde yapayalnız vefat etmiştir. O günden bugüne 1400 yıldır sultanların saray anlayışlarında değişen tek şey renk olmuştur. Birisi yeşil, birisi kırmızı, öbürü ak. Selahaddin Eyyubi'nin özel katibi ve müsteşarı olan İbn Şeddat, En-Nevadiru Sultaniye adlı Arapça eserinde şunları yazıyor. Gayrimüsliminki de olsa çocukları kan akıtmak üzerine yetiştirmek ve onları kana alıştırmak Selahaddin'in İslam anlayışında yoktu. Bir gün çocukları gayrimüslim olan bir esiri öldürüp kanını akıtmak için Selahaddin'den izin istediler. Alışmamaları için buna izin vermedim. Çünkü bu çocuklar bugün gayrimüslimin kanını akıtmaya alışırlarsa yarın muhalif Müslüman kanını da akıtmaktan çekinmeyeceklerdir. Evet, bir taraftan bunu söyleyen ve tarihte en büyük Sünni lider olarak kabul edilen Sultan Selahaddin'in İslam anlayışına bakın. Bir de Sünnilik adına hareket ettiğini söyleyen ve tutsak ettiklerini ellerine kılıç ve tabanca verdikleri 10 yaşlarındaki çocuklara infaz ettirip daha bu yaşlarda o çocukları kana alıştıran IŞİD'in İslam anlayışlarına bakın. Bir taraftan Halep ile Nizip arasında Ezidilere özel bir alan tahsis eden Sünni lider Selahaddin'in İslami anlayışına bakın. Bir de Sünnilik adına Ezidi erkeklerin başını kesip kadınlarını çarşılarda caziye diye satan IŞİD'in İslami anlayışına bakın. Bugün Ezidilerin kadınlarını satanlar yarın fırsat bulurlarsa Alevilerin de kendilerinden olmayan Sünnilerin de kadınlarını cariyeleştirip satmaktan çekinmeyecektir. Tillo'da inzivada iken kendisine getirilen çorbanın suyunu içiyor ve danelerini de orada yuva yapan karıncalara veriyordum. Sebebini soranlara verdiği cevap şudur. Çünkü karıncalar cumhuriyetçidir ve ben de cumhuriyetçi bir Müslümanım. Dolayısıyla bundan anlıyoruz ki Müslüman vasfının önüne cumhuriyetçi kavramını veya İslam isminin önüne demokratik vasfının getirilmesi İslam'a aykırı değildir. HDP, Sünni Müslümanın hakkı gibi Alevi'nin, Ezidi'nin ve diğer tüm inanç mensuplarının da hakkını tanıyan ve birlikte yaşama projesinin en güzel örneği olan Medine Sözleşmesi'ni esas alan böyle bir İslam'ı benimsiyor. Onun için Kürdistan medreselerinde dini ilimleri okumuş ve ilahiyattan gelmiş biri olarak HDP'den aday olmakta İslami açıdan da bir sakınca görmüyorum saygılarımla. Hocam istifa ettiniz mi? Evet, istifa dilekçemi rektörlük makamına verdim. Bugünden itibaren istifa etmiş bulunuyorum. Akademisyenlik sürecinde biz sıkıntılardan bahsettin miydi? Yani akademisyenliğin... Evet, yani şu anda detaylarına girmek istemediğim bir takım gelişmeler, bir takım olaylar. Şimdilik akademik hayatı fazla sürdürmemin anlamsız olacağını gösterdi. Ama seçilmediğim takdirde şu veya bu nedenle, tabii ki tekrar eski görevime döneceğim ve üniversitemizin
olumlu yönde gelişmeye devam etmesi için katkı sunmaya devam edeceğim. İl olarak düşünün. İl olarak neyi düşünüyorsunuz? Yani tabii biliyorsunuz bu konuda partilerin kendi prensipleri vardır. Sanırım seçim komisyonu uygun bir takvimde toplanacak ve adayların seçim bölgelerini belirleyecek. Dolayısıyla nerede daha çok yararlı olacağıma inanılırsa komisyon tarafından oraya gitmeye hazır olduğumu belirtmek isterim. Ancak şansınıza neresi çıksın diye soracak olursanız ben şahsen kısmetime Diyarbakır ve Mardin çıkmasını arzuluyorum. Çünkü Mardin benim hakiki memleketimdi. Orada doğdum, büyüdüm. Mardin de benim fahri memleketim sayılıyor. Çünkü 4-5 yıldır Mardin'de görev yapıyorum ve buluyorum ama karar seçim komisyonunun olacak.